Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir çalışmayla birlikteyiz. Hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda arkadaşlar başta KPSS, görevde yükselme sınavı ve diğer tüm kamu sınavlarına yönelik vatandaşlık, genel kültür ve güncel bilgilerden oluşan toplamda 30 tane soru çözeceğiz. Eğer hazırsanız videomuza geçelim. Videomuza geçmeden önce destek amaçlı kanala abone olmayı, beğenip yorum yapmayı unutmuyorsunuz. Eğer hazırsanız hemen ilk sorumuzla başlayalım. İlk sorumuz şöyle. Dünyanın en zengin 8 ülkesinden oluşan G7, arkadaşlar burada G8 diye geçmiş ama G7 grubunda aşağıdakilerden hangisinin üyeliği askıya alınmıştır sevgili arkadaşlar? En zengin ülkelerinden ABD, Rusya, Çin, Japonya, Almanya. Arkadaşlar dünyanın en zengin 7 ülkesinden olan G7 ülkelerinden üyeliği askıya alınan ülke Rusya'dır. Özellikle Rusya'nın yakın zamanda Ukrayna ile giriştiği savaş nedeniyle böyle bir karar alındı. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız Bursa. Yani B şıkkı. İkinci sorumuz. Gerçek kişileri devlete bağlayan hukuki ve siyasi bağa ne ad verilir? Ulus, vatandaşlık, soydaşlık, millet, uyrukluk. Arkadaşlar gerçek kişileri devlete bağlayan hukuki ve siyasi bağ biz vatandaşlık diyoruz. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız yine B şıkkı. Üçüncü sorumuz. 27 yaşında ayırt etme gücü olduğu halde kendisine yasal danışman atanan bir kimsenin fiili ehliyeti bakımından sınıflandırılması aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiş? Tam ehliyetli, tam ehliyetsiz, sınırlı ehliyetli, sınırlı ehliyetsiz, sınırsız ehliyetsiz. Şimdi arkadaşlar 27 yaşında olup ayırt etme gücü yerinde kendisine yasal danışman atanan bir kişiyi biz sınırlı ehliyetli kişi olarak değerlendiriyoruz. Bakın, ayırt etme gücü var 27 yaşında fakat kendisine bir danışman atanmış. Dolayısıyla biz bunu ne olarak adlandırıyoruz? Sınırlı ehliyetli. Doğru cevap şıkkımız C şıkkı. Dördüncü sorumuz. Türk Ceza Kanunu'na göre aşağıdakilerden hangisi ceza türlerinden biri değildir? Müebbet hapis, kısa süreli hapis, ağırlaştırılmış müebbet hapis, adli para cezası, disiplin cezası. Arkadaşlar Türk Ceza Kanunu'na göre bir ceza türü olmayan disiplin cezasıdır. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız E şıkkıdır. Beşinci sorumuz. Türk anayasal tarihine göre aşağıda verilen anayasal gelişmelerden hangisi diğerlerinden daha önce yaşanmıştır? Islahat Fermanı, Tanzimat Fermanı, Teşkilat-ı Esasiye, Senedi İttifak, Kanuni Esasi. Şimdi tarihlerini yazalım. En önce arkadaşlar meydana gelmiş olanı bulalım. Islahat Fermanı arkadaşlar 1856 Osmanlılar dönemi. Tanzimat Fermanı 1839. Teşkilat Esasi 1921 Türkiye'nin ilk anayasası. Senedi İttifak 1881 2. Mahmut Ayanlar arasında. Kanuni Esası 1876 Osmanlı'nın ilk anayasası. Dolayısıyla burada en önce gerçekleşen Senedi İttifak'tır. Senedi İttifak neydi peki? 2. Mahmut'la zenginler, güçlüler yani ayanlar arasında yapılan bir protokoldü sevgili arkadaşlarım. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız burada nedir? D şıkkıdır. 6. sorumuz. 1982 Anayasası'na göre yasama dokunulmazlığı aşağıdakilerden hangisi tarafından kaldırılabilir? TBMM, Cumhurbaşkanı, Anayasa Mahkemesi, Yüksek Seçim Kurulu, TBMM Başkanı. Arkadaşlar 1982 Anayasası'na göre yasama dokunulmazlığını kaldırmaya yetkili kurum sevgili arkadaşlarım tabii ki TBMM Genel Kuruldur. Yani milletvekillerinin yasama dokunulmazlığı ancak kim kaldırabiliyor? TBMM. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız nedir? A şıkkıdır sevgili arkadaşlarım. 7. sorumuz arkadaşlar. 1982 Anayasası'na göre Cumhurbaşkanı'nın hastalık ve yurt dışına çıkma gibi sebeplerle geçici olarak görevinden ayrılması hallerinde Cumhurbaşkanı aşağıdakilerden hangisi vekalet eder? En yaşlı milletvekili, TBMM Başkanı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı, İçişleri Bakanı, Dışişleri Bakanı. Geçici bir görevle yurt dışına eğer Cumhurbaşkanı çıkmışsa ya da hastalanmışsa ona vekalet edecek kişi arkadaşlar Cumhurbaşkanı Yardımcısıdır. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız C'dir. 8. sorumuz. Milli Güvenlik Kurulu'nun gündemini
Aşağıdakilerden hangisi belirler? Genelkurmay Başkanı, Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı, İçişleri Bakanı, Milli Savunma Bakanı. Arkadaşlar MGK gündemini, yani Milli Güvenlik Kurulu gündemini tabii ki kim belirliyor? Sevgili arkadaşlarım, Cumhurbaşkanı belirliyor. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız burada nedir? B şıkkıdır. Dokuzuncu sorumuz sevgili arkadaşlar. Devlet ve diğer kamu tüzel kişilerinin kamu yararının gerektiği durumlarda karşılığını peşin ödemesi koşuluyla özel mülkiyette bulunan taşınmaz malların tamamına veya bir kısmına el koymasına ne ad verilir? Kamulaştırma, özelleştirme, devletleştirme, geçici işgal, istimval. Güzel bir soru. Bu tarz sorular soruluyor arkadaşlarım. Devlet ve diğer kamu tüzel kişilerin arkadaşlar gerektirdiği durumda karşılığını peşin ödeme koşuluyla özel mülkiyette bulunan malların tamamı veya bir kısmına el koymasına biz kamulaştırma diyoruz. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız A şıkkıdır. 10. sorumuz. Yukarıdakilerden hangileri memurlara uygulanan disiplin cezaları arasında yer almaz? Yukarıdakiler memuriyetten çıkarma, görevden uzaklaştırma, aylıktan kesme, açığa alma. Arkadaşlar memuriyetten çıkarma bir cezadır. Açığı aylıktan kesme de bir ceza memurlar için. Fakat görevden uzaklaştırma ve açığa alma memurlar için uygulanan disiplin cezaları arasında değil. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız burada nedir? E şıkkıdır. Memurlara verilen disiplin cezaları nelerdi? Bir uyarma, kınama. Arkadaşlar kademe şey para cezası, yani aylıktan kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması ve en son memurluktan çıkarmaydı. Sırası bu şekilde. Ortalama bir insan zekasının el verdiği ölçüde iyiyi kötüden ayırt etme kabiliyetine ne ad verilir? Hak ehliyeti, gerçek kişilik, ayırt etme gücü, erginlik, karine. İyiyi kötüden ayırt etme kabiliyetine arkadaşlar biz ne diyoruz? Ayırt etme gücü. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız C. Belli bir ülkede, belli bir dönemde yürürlükte olan hukuk kuralın tamamına ne ad verilir? Pozitif hukuk, mevzu hukuk, maddi hukuk, şekli hukuk, tarihi hukuk. Arkadaşlar belli bir ülkede, belli bir dönemde yürürlükte olan hukuk kuralının tamamına biz pozitif hukuk diyoruz. Bu daha önce çeşitli sınavlarda sorulmuştu. Belli bir ülkede, belli bir dönemde yürürlükte olan hukuk kuralların tamamına biz pozitif hukuk diyoruz. 13. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi TBMM iş tüzüğü ile ilgili yanlış bir bilgidir? Yasama organının kendi çalışmalarını düzenlemek için koyduğu kurallar bütünü müdür? Evet. Anayasa uygunluğu esas ve şekil yönünden denetlenebilir Anayasa Mahkemesi tarafından. Doğru. Bu bir parlamento kararı. Parlamento kararıyla değişir. Doğru da zaten bir parlamento kararıdır arkadaşlar. Anayasa Mahkemesi'ne denetimine tabidir. Bu da doğru. Meclis tarafından nitelikli çoğunlukla değiştirilebilir. Hayır arkadaşlar, zaten bu bir parlamento kararı olduğu için burada herhangi bir çoğunluk arama söz konusu değil. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız nedir? E şıkkıdır. 14. sorumuza geldik arkadaşlar. Metninde yürürlükte tarihi belirlenmeyen kanunların ne zaman yürürlüğe gireceğiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Arkadaşlar, metninde yürürlük tarihi belli olmayan kanunların ne zaman yürürlüğe gireceği arkadaşlar, eğer belli değilse resmi gazetede yayınlanmaz. O gün arkadaşlar neye girer? Yürürlüğe girer. Dolayısıyla diğer şıkları okumadım. Resmi gazetede yayınlanır ve yayınlandığı gün o kanun neye giriyor arkadaşlar? Yürürlüğe. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız D şıkkıdır. Yani metninde bir kanunun ne zaman yürürlüğe gireceğiyle ilgili bir net bir tarih yoksa sevgili arkadaşlarım, resmi gazetede yayınlandığı gün o kanun uygulanmaya başlanıyor. Net, zaten anlaşıldı. 15. sorumuz. Diyanet İşleri Başkanlığı aşağıdakilerden hangisine bağlıdır? Cumhurbaşkanı, TBMM Başkanlığı, Adalet Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Çalışma, Sosyal ve Hizmetler ve Aile Bakanlığı. Arkadaşlar Diyanet İşleri Başkanlığı görev yönünden kime bağlıdır? Cumhurbaşkanı. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız burada nedir? A şıkkıdır. 16. sorumuz. Hakimler ve savcılar idari görevlerinden dolayı aşağıdakilerden hangisine bağlıdırlar? Hakimler ve savcılar idari görevden dolayı. Hakimler Savcılar Kurulu'na, Milli Eğitim Bakanlığı'na, Cumhurbaşkanlığı'na,
Devlet Personel Başkanlığına, Adalet Bakanlığına. Arkadaşlar, hakimler ve savcılar idari görevlerinden dolayı kime bağlı? Tabii ki Adalet Bakanlığı. Aynı zamanda Adalet Bakanı bu kurulun doğal başkanıdır, doğal üyesidir. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız E. Sevgili arkadaşlar, 16. sorumuz böyleydi. 17. Aşağıdakilerden hangisi düzenleyici ve denetleyici kuruluşlardan biri değildir? Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Kamu İhale Kurumu, Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, Rekabet Kurumu. Arkadaşlar, düzenleyici ve denetleyici kurum olmayan Türkiye Radyo ve Televizyon Kuruludur. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız C'dir. Yani Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Kamu İhale Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, Rekabet Kurumu, bunlar hepsi birer düzenleyici ve denetleyici kurumdur. 18. sorumuz bir arkadaşlar. Ney? Bir güncel bilgi sorusu. Ekim 2019'da hayatını kaybeden Kudüs hakkındaki eserleri olan Kudüs şairi olarak tanımlanan yazar aşağıdakilerden hangisidir? Nuri Pakdil, Yaşar Çağbayır, Sezai Karakoç, Arif Ay, Ahmet Yaşar Ocak. Arkadaşlar, 2019 hayatını kaybeden, aynı zamanda Kudüs şairi olarak nitelendirilen yazar Nuri Pakdil'dir. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız A şıkkıdır. Kudüs şairi olarak biliniyor. Üye ülkelerin yeniden yapılanması, inşa edilmesi, kalkınması ve projelerini desteklemek amacıyla 1945 yılında kurulan ve kamu sektörüne yoksul ülkelere kredi açan uluslararası kuruluş aşağıdakilerden hangisidir? Uluslararası Para Fonu, IMF, Dünya Bankası, Dünya Ticaret Merkezi, Ekonomik İşbirliği Örgütü, Avrupa Birliği. Arkadaşlar, yukarıda bahsedilen ve 1945 yılında kurulmuş olan üye ülkeleri özellikle ekonomik anlamda gelişme bakımından destekleyen kurum Dünya Bankası'dır. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız B şıkkıdır. Bu da güncel bir diğer bilgiydi. Aşağıdakilerden hangisi haksız fiilin unsurlarından biri değildir? Haklı bir sebebin olmaması, hukuka aykırılık, kusur, zarar, illiyet bağı. Aşağıdakilerden hangisi arkadaşlar haksız fiilin unsuruna biri değildir demiş. Burada haklı bir sebebin olmaması haksız fiilin unsurlarından biri değil. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız A şıkkı. 21. sorumuz. Bir kişinin kendi lehine haklar, aleyhine borçlar yaratabilme yeteneği aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir? Kendi lehine haklar, aleyhine borçlar yaratabilme yeteneği: edim, hak ehliyeti, cezai ehliyet, dava ehliyeti, fiili ehliyet. Arkadaşlar, bir kişinin kendi lehine haklar, aleyhine borçlar yaratabilme yeteneğini arkadaşlar biz fiili ehliyet diyoruz. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız burada nedir? E şıkkıdır sevgili dostlarım. 22. sorumuz. Hukuk kuralları arasında aksine bir hukuk işlemi yapılması mümkün olmayan, kamu düzeni ve zaafları korumak için düzenlenmiş kurallara ne ad verilir? Tanımlayıcı kurallar, tamamlayıcı kurallar, emredici kurallar, yorumlayıcı kurallar, yedek kurallar. Arkadaşlar, hukuk kuralları arasında aksine bir hukuk işlemi yapılması mümkün olmayan, kamu düzeni ve zaafları korumak için. Bakın, burada kamu düzenini korumak için oluşturmuş olan kurallara biz emredici kurallar diyoruz. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız C şıkkıdır. 23. sorumuz. 1982 Anayasası'na göre din ve vicdan hürriyetiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diyor arkadaşlar. Kimse din, ayin ve törenlere katılmaya zorlanamaz. Bu doğru mudur? Evet, doğrudur bu. Herkes vicdan, din, inanç ve kanaat hürriyetine sahip midir? Doğrudur. Kimse dini, inanç ve duyguları kötüye kullanamaz sevgili arkadaşlarım. Bu aynı zamanda doğru. İbadet, dini, ayin ve törenler hiçbir şekilde sınırlanamaz. Bu dursun arkadaşlar. Kimse dini, inanç ve kanaatlerinden dolayı kınanamaz. Bu doğrudur. İbadet, dini, ayin ya da törenler arkadaşlar hiçbir şekilde kısıtlanamaz, sınırlanamaz. Bu yanlış bir ibare. Yani olağanüstü durumlarda bu tarz ibadetler ne yapabilir? Engellenebilir. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız burada nedir? D şıkkıdır. 24. sorumuz. 1982 Anayasası'na göre yasama organı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Yani TBMM ile ilgili. TBMM genel oy ile seçilen 600 milletvekillerinden oluşur. Doğru, 600 milletvekilinden oluşur.
18 yaşını dolduran her Türk milletvekili seçilebilir. Doğrudur. TBMM anayasa aykırı olmamak şartıyla her konuda kanun çıkarabilir arkadaşlar. Doğru, zaten yasama, kanun çıkarma onun işi. Kısıtlılar ve tekfirli suçlar hariç bir yıldan fazla hapis cezası almış olanlar milletvekili seçilemezler. Doğrudur arkadaşlar. TBMM ancak Anayasa Mahkemesi onayından sonra kanunları kabul edebilir. Böyle bir şey söz konusu değil arkadaşlar. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız E şıkkıdır. Ülkemizde böyle bir uygulama söz konusu değil arkadaşlar. 25. sorumuz. 1982 Anayasasına göre Cumhurbaşkanlığı kararnameleri aksi bir hüküm belirtilmedikçe resmi gazetede yayınlanmalarından itibaren ne zaman yürürlüğe girerler? Yani belli bir tarih yoksa, ya önceki bir sorumuzda da bunu belirtmiştik. Yayınlandığı gün yürürlüğe giriyor arkadaşlar. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız nedir? A şıkkı. Yani şıklarımız şöyleydi. Yayınladıkları gün 15 gün sonra, 30 gün sonra, 45 gün sonra, 60 gün sonra. Dolayısıyla burada doğru cevap yayınladıkları gündür. Çünkü aksi ya da belirlenmiş bir tarih yoksa o kararname o gün işlemeye başlıyor. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Net değil mi? Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız A şıkkı. 26. sorumuz. Yukarıdakilerden hangileri idarenin bütünlüğünü sağlayan hukuki araçlardır? İdarenin bütünlüğünü. Yukarıda hiyerarşi, yetki genişliği, idari vesayet, yetki gaspı. Şimdi arkadaşlar, idarenin bütünlüğünü sağlayan hukuki araçlar içerisinde sevgili dostlarım, birincisi hiyerarşi var. Alt üst ilişkisi. Yetki genişliği illerin arkadaşlar, valilerin illerde merkezden izin almadan merkez adına olağanüstü durumlarda yetki kullanma durumuydu. İdari vesayet arkadaşlar, merkezin yerel idareler üzerindeki bütünlüğü sağlama yönelik hukuki bir durumdur. Yetki gaspı da zaten durumla bir ilişkisi yok. Dolayısıyla burada idarenin bütünlüğünün hukuki araçları arasında hiyerarşi ve idari vesayet var. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız nedir? B şıkkıdır. 27. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi idarenin olağanüstü durumlarda başvurduğu mal edinme yöntemidir? Olağan dönemlerde değil, olağanüstü. Kamulaştırma, devletleştirme, satın alma, geçici işgal, istimval. Arkadaşlar, idarenin olağanüstü bir durumda mal edinme yöntemine biz istimval diyoruz. Bakın, kamulaştırma ile istimval çok karıştırılıyor. Burada istimvali kamulaştırmadan şöyle ayırabiliriz. İstimval genelde olağanüstü dönemlerde el koymadır. Olan mesela bir depremde, bir yangında, bir doğal afet gibi. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız nedir? E şıkkı. 28. sorumuz. Aralık 2019'da açılan ve Avrupa'nın ilk çevre dostu camisi olma özelliğini taşıyan yapı aşağıdakilerden hangisidir? Çevre dostu arkadaşlar olan camiyi bize soruyor. Çamlıca Camii, Cambridge Camii, Huntington Camisi, Münih Camii, Sydney Camisi. Arkadaşlar 2019'da açılan ve Avrupa'nın da ilk çevre dostu camisi olma özelliğini taşıyan cami sevgili dostlarım Cambridge Camisidir. Belki arkadaşlar ifadede zorlanabiliriz. Cambridge Camii. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız nedir? B şıkkı. 29. sorumuz. Arkadaşlar bu arada bu soruların 30 soruluk bu PDF'ini barkodlu cevap anahtarıyla açıklama kısmına bırakacağım. Oradan alabilirsiniz. Kendiniz de bunları indirip tekrardan çözebilirsiniz. Güzel bir soru, yine güncel bir güzel bir soru. Bu arada beğenmeyi, yorum yapmayı, arkadaşlarınıza önermeyi unutmuyorsunuz. Daha fazla arkadaşa, daha fazla kişiye ulaşalım ki bu güzel içeriklerden yararlanabilsinler. Biz de kalan olarak istifade edelim. Bir Türk ressama ait olan ve satılması sonucunda Türkiye'den çıkan en pahalı tablo olan sanat eseri aşağıdakilerden hangisidir? Bir Türk ressama ait olan ve satılması sonucunda Türkiye'de çıkan en pahalı tablo: Kur'an okuyan kız, yeşil cami yönü, kaplumbağa terbiyecisi, gezintide kadınlar, çeşme başında. Şimdi arkadaşlar, satılması sonucunda Türkiye'de ortaya çıkan en pahalı tablo
Kur'an okuyan kız tablosudur. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız burada A şıkkıdır. Güzel bir güncel bilgi sorusu. Baktığınız size sorulur bu sevgili arkadaşlar. Türkiye'de satılmış en pahalı tablo hangisidir diye bir soru gelirse Kur'an okuyan kızdır sevgili arkadaşlarım. Aralık 2019'da tanıtımı yapılan Türkiye'nin yerli otomobili için belirlenen üretim merkezi aşağıdakilerin illerimizin hangisine yer alacaktır? Ya da yer almıştır. Kayseri, Konya, İstanbul, İzmit, Bursa. Arkadaşlar biliyorsunuz TOGG burada sorulmuş. TOGG'un yerli otomobilin üretim merkezi. Bugün Bursa Gemlik'te. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız E şıkkı sevgili arkadaşlar. Sevgili arkadaşlarım, kıymetli öğrenciler, bu videomuzda sizinle birlikte başta KPSS görevde yükselme ve diğer kamu sınavlarına yönelik toplam 30 sorudan oluşan hem vatandaşlık hem güncel bilgi hem genel kültür sorusu çözmüş olduk. Umarım başarınıza katkısı olur. Beğenmeyi, yorum yapmayı, arkadaşlarınıza önermeyi unutmuyorsunuz. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hepinize başarılar, hepinize sevgiler, hepinize selamlar sevgili dostlarım.